قسم الخامس خاتمة هذا المتن المبارك. Beşinci kısım bu kitabın sonuç kısmıdır. ذكر فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. Müellif rahimahullah bu kısımda ahiret gününe iman ile ilgili şeyleri zikretmiştir. ذكر في وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. Aynı zamanda küfür devletinden İslam devletine hicret etmeyi de zikretmiştir bu kısımda. الهجرة باقية إلى قيام الساعة. Hicret kıyamet kopana kadar bakidir, mevcuttur. نعم. وذكر تعريف ابن القيم رحمه الله للطاغوت. Aynı zamanda bu kısımda İbn Kayyım'ın tağutla ilgili tanımını zikretmiştir. لأن المسلم لابد أن يكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. Çünkü Müslüman bir kimsenin Allah'a iman etmeden önce tağutu inkar etmesi gerekir. نعم. والطاغوت كثيرون ورؤوسهم خمسة. Tağutlar çoktur. Bunların en önemlisi ise beştir. نعم. الأول إبليس نعوذ بالله منه. Bunların birincisi şeytandır. Bundan Allah'a sığınırız. الثاني من عبد وهو راض يعني راضي أن يعبد من دون الله. İkincisi ise razı olduğu bir şekilde Allah'tan başka ibadet olunan kimsedir. جاء إنسان وسجد لآخر هذا راضي طاغوت. Mesela birisi geldi birisine secde etti. O secde olunan kimse de razı bu secdeden. Bu kimse tağut olur. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون. Üçüncüsü ise insanları kendisine ibadete çağıran kimsedir. Bu da Firavun gibidir. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب. Dördüncüsü ise ilim gayb ilminden bir şey iddia eden kimse gibidir. يقول تقوم القيامة يوم كذا. Mesela kıyamet günü şu günde kopacak. يقول مثلا غدا يموت فلان. Mesela yarın falan kişi ölecek. Böyle de diyen kimse gibidir. غدا يفوز الفريق الفلاني. Mesela yarın falan takım yenecek. هذا والله كاذب وكافر كفر اكبر طاغوت. Bunların hepsi gayb ilmidir. Bunları iddia eden kimse yalancıdır ve tağuttur. الخامس من اعتقد ان حكم الله لا يصلح ولا يمكن ان يطبق. معتقد هذا يعتقد هذا ولا يشك في هذا ابدا. Beşincisi ise Allah'ın hükmünün tatbik edilmeyeceğine inanan kimsedir. Tatbik edilmesinin mümkün olduğuna inanmayan kimsedir. لكن من اعتقد ان في حكم الله هو افضل حكم ولا يمكن ياتي مثل حكم الله ويجب ان يطبق معتقد هذا لكن قدم حكم القوانين لغرض من اغراض الدنيا هذا كفر اصغر كفر دون كفر. Ancak Allah'ın hükmünü en gerekli hüküm olarak gören kimse, tatbik edilmesi gereken olarak gören bir kimse, Allah'ın hükmünü tatbik edilmesi gereken hükümler olarak gören kimse, ancak buna rağmen bu hükümleri tatbik etmeyen kimse, yani bazı sebeplerden dolayı tatbik etmeyen kimse bunun dışındadır. Küfrün asgar gayr muhric min el millet lakin ala khatar azim. Bu zikrettiğimiz kişi küçük küfür üzeredir. Bu küçük küfürdür. Ancak aynı zamanda bununla birlikte tehlikeli bir durumdadır. Naam. Hada şerh muhtasar ve lillahi'lhamd tamma ve lillahi'lhamd vel minna. Bu kitapla ilgili özet açıklama buydu. Elhamdülillah açıklamamız bu şekilde bitti. Nurid nakra hala el kitab nakra'u ve nahfaz ma fi min adille. Bu kitabı okumak istiyoruz. Aynı zamanda da kitaptaki delilleri ezberlemek istiyoruz. Naam. Es'allah subhanahu wa ta'ala li ve lekum et tevfik ve sedad ve Allahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem. Cezakumullahu khayran. Allah'tan bizim ve sizin için muvaffakiyet dileriz. Allah bizi ve sizi cennette buluştursun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zekat.